Harbi taraftar merhaba Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Maçın adamı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gönül isterdi ki akşam galibiyetle dönelim. Maçın adamı şöyle seçtiğim bir sevdiğimiz futbolculardan ya da hiç ummadığımız futbolculardan biri olsaydı böyle. Ulan ne güzel top oynadı be. Todu dumana kattı Benfica'yı dağıttık diyebilelim ama. Ne yapalım sağlık olsun. Üzgünüm ama arkadaşlar üzgünüm ama umutsuz değilim. Son yıllarda hatırlıyorsunuz hem üzgündük hem umutsuzduk. Tamam galibiyet alamadık yine Şampiyonlar yine gidemedik ama bunun bir üzüntüsü var içimde. Kim ne yalan söyleyeyim sizde de vardır ama yine söylüyorum umutluyum. Neden umutluyum? Çünkü ilerleyen zamanlarda umut veren bir futbol var şu an. İlerleyen zamanlarda da daha iyi olacaktır. Bizi en çok umutlandıran ne genç oyuncularımızın Elif'in Barış'ın performansları dün de gördük. Yani o gencecik oyunculardan. Ee, bir beklentimiz var ki bunu da sonuna kadar karşılayacaklardır. Sağlık olsun ve yine e, hasretimiz 11 yıla oldu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Böylesi de güzel oldu. Dün de ben söylemiştim size. İki katı bir futbol oynarsa yani futbolcularımız iki kişilik oynarsa bu maçı alırız demiştim. Ama ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir zaman e, salmadılar maçı. Sonuna kadar oynadılar maalesef atamadık. Bir, golü yemeseydik yani Volkan'ın yine hatalıydı o golü. Yani o hatalı golleri yemeseydik 2'yi atardık 3'ü bile bulurduk. Çünkü sağımızda 1-0 geriye düşmek. Ya ben bir arada ümitlendim dedim ki lan 1-1 bir bir oldu 3-1 at olacak dedim. Hatta tweet de attım İnandık. siz de inandınız. Olmadı be atmosfer çok güzeldi çünkü atmosfer de bizi inandırdı. Taraftar zaten mükemmeldi, müthişti. Maçın sonuna kadar bağırdılar. Hatta maçın sonunda da takımımızı çağırdılar, alkışladılar. O kadar gururlandım ki yani görmek istediğimiz tablo bu. O yüzden umutluyum. Tamam bu maçı alamadık. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe artık bir bütün oldu. Bir birliktelik, bir duruş sergiliyoruz yine. Biliyorsunuz biz bir duruş sergilediğimiz birliktelik olduğumuz zaman tüm camiye kenetlendiği zaman yapamayacağımız, aşamayacağımız hiçbir şey yok. Sağlık olsun. Moralim bozuk, üzüntülüyüm. Ama dediğim gibi umudum var. Ama her zaman şunu söylüyorum ya. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman bir umut vardır. Bundan sonrakileri çok daha iyi olacaktır. Lig ben inanıyorum. Ligi büyük ihtimalle sonunda şampiyon olacağız. Ve şampiyon ligine artık şampiyon olarak şampiyon sıfatıyla artık gideceğiz. Ön elemelerde şansımız yok biliyorsunuz. Kuraları abuk sabuk çekiyoruz. Yani bir kura şanssızlığımız var. Yapacak bir şey yok. Maça dönelim biraz. Kötü adam var mıydı? Tabii ki de istediğimiz oyunu sergileyemedik. Yine Giuliano'ya parantez açalım. Yine olmadı yani yine yapamadı. Ne oldu ben de bilmiyorum ama yani fazla eleştirmeyeyim diyorum hani kötülemeyeyim de diyorum ama tamam geçen sene uyum süreci dedik ama babacım Giuliano yani 2-3 tane de pas veremeyeceksen kusura bakma sana verdiğimiz 10 numarayı hak etmiyorsun. Benim şahsi görüşüm bu. Tamam penaltıyı atıyorsun ama sadece penaltı atmakla 10 numara futbolcu olmaz. Alex'e zaten hiçbir zaman kıyaslamadık. Hiçbir zaman Alex'in yerine hiçbir futbolcuyu koymadık. Koyamayız da bu böyle sonsuza kadar sürecektir ama babacım yani o 10 numara giyiyorsan da onun hakkını vermek zorundasın. 2 üç tane pas atamıyorsan kusura bakma 10 numara değil de farklı bir numara giy. Artık eleştirmenin vakti de geldi. Geçen sene sustuk. Hepimiz ortak görüşteyiz. Çünkü adama mı çok yük verdik? Şimdi sinirleniyorum, üzülüyorum, sonradan eleştiriyorum. Diyorum ki ya Tamam adamın üstüne çok yük verdik. Acaba yük mü ağır geldi ama sen on numara diye geldin. Yaptığın şeyler ortadaydı. Bu beklentiyi bize sen verdin. Tabii ki de biz de senden böyle beklentilerde olmamız gayet normal. İnşallah düzelecektir. Bana hep diyorsunuz ya abi çok iyimsersin. İyimser olmayayım da ne olsun yani tamam üzüleyim buradan ona bağırayım şuna bağırayım falan mı? Ya tamam yok oynamamış olabilirsin. Bir iki maç gününde değilsindir ama yani Sağa sola da iki tane üç tane pas verip ara pası verip bir tane adam dişip kaleye de vuramayacaksan kusura bakma kardeşim ben burada seni eleştiririm. Taraftar olarak da biz seni eleştiririz. Nasıl gibi biz seni göklere çıkarıyorsak eleştirmeyi de hakkımız var. Bir parantezde Valbuena'yı açalım. Tamam çalıştı çabaladı ama eski formunda değil onda da bir şey var. Kafa olarak mı hazır değil. Yıllardır Fenerbahçe forması giyen futbolculara bakıyorum. Ya insanlar birazcık kendini geliştirebilirler. Yani tamam Biraz e, yavaş koşuyorsundur çalışaraktan hızlı olabilirsin. Güçsüzsündür ağırlık çalışarak güç antrenmanı güç itmanı yaparak güçlenebilirsin. Tamam yetenek sonradan eklenmez yani yetenek Allah vergisi bir şeydir ama biraz da bizim eski oyuncularımızın yani artık böyle kendini biraz daha böyle eksik yanlarını geliştirmeleri lazım. Çünkü yıllardır top oynuyorsun, yıllardır şampiyonlar ligine hasretsiniz yani. Ne diyeyim? Ama burada dediğim gibi futbolcularımızı eleştirmiyorum. Dün ben onlara teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Ben hep öncelerine kızıyorum. Yani geliştiremedikleri yönlerine bakıyorum. Soldado'ya çıkar diye düşündük. E, Alper Alper'le çıktı. Tamam golünü de attı ama yani Alper'in de çok çok geç kaldı kendini geliştirmesi için. Olmuyor. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Yere daha sağlam basması lazım. Hatta hızlı da koşması lazım. Hızlı da bir futbolcu ama neyse yine dediğim gibi arkadaşlar futbolcuları kötülemiyorum. Yine söylüyorum. Ellerinden geleni yaptılar ama 2 kişilik oynamadılar. Burada Isla'yı da eleştiriyorsunuz. Ben her zaman Isla'nın arkasındayım. Çünkü Isla'nın tecrübe bilgisi var ama takım bazı durumlarda pas oyunu yapamadığı zaman İslada haliyle kötü hamileler, kötü paslar verebiliyor. Ben hala Isla'nın arkasındayım ama siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Tabii ki de e, Şener de var ama Şener Isla'nın yediği bana göre. Beğenirsiniz beğenmezseniz kızarsınız tartışırız. Onlar ayrı bir şeyler ama ben hala İsladan yanayım. Görüyorsun yine stoperimiz bağırıyor. Sol bek Hasan. Hasan da e, kendini geliştirmeye başladı. Oynuyor ama yani mutlaka bazı yerlerde transferlerimiz şart. Neyse sağlık olsun be yapacak bir şey yok. Dediğim gibi maçın adamı işte İslay'dı, Şener gibi, Albayna'da da ummadığımız Hasan Ali ya da ne bileyim Barış. Ondan sonra Elif diyebilirdik. Elif gene dün çok ünlü. Tebrik ediyorum kendisini. Sonuna kadar savaştı. Çok iyiydi. O yüzden umutluyuz diyoruz ya. Umudumuz var. Ama arkadaşlar dünkü maçın adamı 12 numara. Yani siz derdiniz arkadaşlar. O kadar duygulandım ki yani maçı izlerken o kadar inandırdı ki taraftar. Hani takım da bir ara inandı biz maçı alacağız diye ama olmadı. Sonuna kadar bağırdılar. Maçtan sonra takımı çağırdılar da alkışladılar. Yen yani sen yenisen kalbim hep seni diye yumruklarımızı sıkıp hep bir ağızdan bağırdık. Atmosfer çok güzeldi. O yüzden bana göre büyük ihtimalle size de göre de maçın adamı 12 numaraydı. Bugün böyle daha mutlu olabilirdi ama umutluyum. O yüzden bir birkaç güne düzelirim ben böyle keyfim keyifsizliğim gider. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bundan sonra UEFA kupasında devam edeceğiz. İnşallah bu yapılan hataları yine herkes futbolcular görür. Ya biz ne yapıyoruz babacım yani neden böyle oldu? Diyeceklerdir. Ama emin olun bu sene ee, lig bizim. Bu sene lig bizim. Seneye şampiyon sıfatıyla şampiyon liginde boy göstereceğiz. Bu, da bu sene de olsaydı da fena mı olurdu lan? Olmazdı fena olmazdı ama olmadı işte ne yapalım ya. UEFA'da gidip Orada biraz daha pişip eksiklerimizi görüp biraz daha böyle transferler yapıp takım böyle kendini oturacaktır. Benim buna inancım, inancım tam. Sizin de inancınız tam. O yüzden dün takımımızı destekledik, bağırdık, sinirlenmedik ya. Üzüldük ama sistemde hep sevgiden gelir. Ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hepsinin canları sağ olsun. Size bir kere daha teşekkür ediyorum. İnanılmazdınız dün Kadıköy, Yoğurç Parkı, Stad. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Maçın adamı olmayı sonuna kadar hak ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, biraz bu buruk bir video oldu. Dün çok keyifliydim. Olmadı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Sizin de canları sağ olsun. Ama üzülmeyin. Bundan sonraki günler bizim için çok daha da güzel olacak. Geçmişe takılıp kalmayalım. Dün dünle kaldı. Biz bugüne ve yarınlarımıza bakalım. Sağlık olsun. Canları sağ olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Dikkat edin. Fenerbahçe çok güzel geliyor. Siz de buna inandınız. Görüşürüz arkadaşlar.